Okullar açıldı ama sorunlu nakil konusu bir türlü kapanmadı. İstanbul'da kapatılan Kaptan Hasanpaşa İlkokulu öğrencileri bir başka okula nakledildi. Servis yerine belediye otobüsü tahsis edilince veliler isyan etti. İşte bu mesafeyi görüyorsunuz. En az 300-400 metrelik bir yol yürüyor çocuklar ve ana cadde görüyorsunuz cadde ortasından gidiyor bütün öğrenciler. Öğrenciler kemersiz koltuklarda, anneleri ayakta, belediye otobüsü servis oldu, veliler isyan etti. Gördüğünüz gibi okul. Veliler okulun bahçesinde toplandı. Patates çuvalı gibi öğrenciler getirildi. 2014-2015 eğitim yılı bu öğrenciler için sorunlu başladı. Onlar Kaptan Hasanpaşa İlköğretim Okulu'nun öğrencileriydi. Okul kapatıldı. Minikler Fikirtepe İnönü İlköğretim Okulu'na kaydırıldı. Ama uzaktı ve servis de çalışmıyordu. Bugün abiyi koymuşlar. Bizim şikayetimizi duyurdu. Evet, şikayetin üzerine var ama nerede inecek çocuklar? Öğrencilere servis yerine belediye otobüsü tahsis edildi. Buradan şimdi okula gitme mesafesini kaydediyoruz. İşte rezilliği görün. İsyan sadece servisin olmamasına değildi. Otobüs onları okulun kapısına kadar da götürmüyordu. Öğrenciler boşaldı. Okuldan 200-300 metre uzaklıkta bir yerde öğrenciler indiriliyor. Ve bu yolu öğrencilerin tek başına gitmesi isteniyor. İşte bu otobüsten sonraki okul yolu. Onların yolculuğu sıkıntılı da olsa gidecek bir okulları var. Bazı öğrencilerse yerleştirme sistemindeki aksaklık nedeniyle okula bile gidemedi. Kozyatağı'ndan Başakşehir'e biz normal saatte... Siz harita çıkardınız gitmek için. Evet, gitmek için çıkardık ve hafta içi öğlen saatinde 3,5 saatte biz okula varabildik. Şu anda durum ne oldu? Şu anda nakil bekliyoruz. Normalde yerleşebileceğimiz bir okula... Biz şu anda nakil yapmaya çalışıyoruz. Kozyatağı'ndan Kartal'a hatta yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bahçeşehir'deki lisede kayıtları bulunanlar nakil sırası bekliyor. İstediğim okula girmek istiyorum. Okul açıldığında ben hala buradayım. O yüzden biraz sıkıldım diyebilirim. Özcan gibi Orkun da çaresiz ve okulda ders yapmak yerine oyun oynuyor ve sokakta geziyor. Gitmiyorum değil gidemiyorum. İnsan istemediği bir işi yapabilir mi? Yapamaz. Bir çocuk da istemediği bir okulda okumak istemez. Nakil sürecini bekliyoruz. Ne kadarınız daha kaldı nakil? Bir haftamız daha var. 5 hafta diye bize bildirildi. Ama 4 haftası geçti. 4 haftası geçti. Okullar açıldı. Okullar açıldı ve benim oğlum okula gidemiyor ne yazık ki.